Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Aykut Küçük. Bugün efsane 34 ve UH58 Ünal Turan Ferrarisi ile birlikte Kırklareli'nden İstanbul'a harika bir yolculuğumuz olacak. Arkadaşlar, burada tüm arabalar dikine dururken bizim arabamız neden yandırıyor diye sormayın. Ben gece geldiğimde burası bomboştu. Çizgi yok, ne yapayım, ben bıraktım gittim. Adamlar da aklınca beni cezalandırmış. Buradan çıkamayacağımı zannediyorlar. Bu videoyu Ünal Turan görmesin. İnşallah Kırklareli'nden İstanbul'a kadar bu arabaya bir zarar vermeden getireceğiz. Umarım getirebiliriz. TikTok'ta da videosunu çekmiştim. Ünal abi de sağ olsun geldi, yorum attı, ulaştı bize. 10 numara bir araç, dediğim gibi kullanmaktan çok zevk alıyorum. Şöyle bir yavaştan şurada bir hareketi başlatıyorum arkadaşlar. Yavaş. Çıkışımızı gerçekleştireceğiz buradan. Sadece debriyajla hareket ediyorum şu an. Gaza dokunmuyorum bile. Tamam. Tamam. Allah. Evet, bu arabanın otomatik olduğunu söyleyeceksiniz siz şimdi bana. Bir dakika. Anam. İşte bu. İşte bu. Ah. Ah. Böyle ayağımızın ucuyla çıktık arkadaşlar oradan. Evet. Kırklareli'nden yola bağlandık. Şimdi yollar düşünsün arkadaşlar. Dağlardan vazgeçtik. Ölüm yollarından vazgeçtik. Bugün Türkiye yollarındayız. İnşallah Ünal abinin arabasının başına bir şey gelmeyecek. TikTok'taki videomuzda çok kötü şeyler gelmişti. Bu arada şimdiden bu videonun çok güzel olacağını hissediyorsanız arkadaşlar, lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Of 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 of. Araba uçuyor. Ayağımı gaza koydum. 150-180 olduk zaten abi. Ayağımı gaza koydum, 180 olduk zaten, baksanıza. Ne makas atılır bununla. Ünal abi affet abi. Ünal abi, Allah, frene bas lan. Lan frene bas, Allah cezan. Arkadaşlar hesapladım. Ben hesapladım. Oradan o arabanın geçeceğini bilmesem orada ben çok önceden yavaşlardım. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Çaktırmayın, iyi kurtardık. Çaktırmayın, çok iyi kurtardık orayı. Az daha patladıydık yani. Abi 220 dedi bile araba ya. Baksanıza, 220 ile ok gibi viraja giren bir araba olabilir mi ya? 220 ile viraja giriyoruz ya. Allah. Daha yüksek hızlarla da girer aslında ama. Yavaş yavaş. Yavaş, evet. Daha yüksek hızlarla da sokarım ben bunu o virajlara ama arkadaşlar risk almak istemem. Bak, Ünal abiyle başımız belaya girmesin ondan sonra. Adamın geçen TikTok'taki videomda arabasını Avcılar E5'te duvara vurdum. Instagram'dan bana mesaj attı. Kardeş dedi, sen ne yaptığını zannediyorsun dedi. Şaka yaptım tabii, öyle demedi ama yine de vurduk yani arkadaşlar, gözü üzerimizde. Allah ne verdiyse. İstanbul tarafına doğru yolumuza çıktık arkadaşlar. Belki çok gaza gelirsek, yani bu arabayla Allah ne verdiyse hızımızı alamazsak İstanbul'u geçer bir Sakarya yaparız ya. Avcılar E5'in şöyle bir tozunu attırırız, en kötü Tekirdağ'a gideriz yani, değil mi? Lan nereden gidiyoruz? Bir dakika. Allah! Arkadaşlar yolu karıştırdım, çok pardon. Çok pardon, Edirne'ye gidiyorduk az daha yanlışlıkla İstanbul yerine. Araba hızlı olunca hayatı hızlı yaşamak zorunda oluyorsunuz. Yalnız şu yüksek devirdeki ses çok hoşuma gidiyor. Oğlum aç oradan bana bir makaslık pozisyon. Oksijeni mi makaslayalım illa? Arkadaşlar ne yapalım? Biz de oksijeni makaslarız. Makaslayacak araba yok. Aha. Aha. Durun geliyorum. Durun geliyorum. Vallahi geliyorum, aç orayı. Aç orayı. Bismillahirrahmanirrahim girdik. Ne demek geçmez? Ne demek geçmez ha? Kim diyor geçmez? Ne demek geçmez? Ne demek geçmez arkadaşlar? Of. Of, arkayı bir saldık sanki inceden. Ne demek geçmez arkadaşlar? Dur lan, nereden gidiyoruz şimdi? Devam ediyoruz değil mi? Bir saniye. İstanbul, Çatalca, Ankara. Tamam, devam ediyoruz. Tabelalara göre gideceğim arkadaşlar. Ben navigasyonda şaşırıyorum ya. Ben en iyisi tabelalara göre gideyim.
Benim gelişimi gören arabalar yoldan kayboluyor, haritadan siliniyor yemin ederim. Ya niye öyle geliyorsun, aklımız gitti der gibi. Allah Allah, baksanıza size 225 ile ama yapma onu işte bak. 225 ile hiçbir araba size bu refleksi vermez arkadaşlar. Varsa yani 225 ile bu refleksi vereceğini düşündüğünüz arabalar yorumlarda belirtin. Yürü dayıcım yürü, çok yavaşsın be. Çok yavaşsın be, ömrümüzü yedin be. Yani hiçbir viraja böyle hani bir tereddütle girmedim, anladınız mı? Tamam diyorum ya, bu araba döner yani. Değmedi, değmedi arkadaşlar. Değdi diyenin gözü görmüyordur bak. Değdi diyenin gözü görmüyordur. Chat, yorumlarda hemen çökelim abi. Yorumlara hemen çökelim, sizce değdi mi değmedi mi? Size değdi mi değmedi mi yorumlarda tartışalım, kararı siz verin arkadaşlar. Buradan Avcılar tarafına döneceğiz, hedefimiz Avcılar E5. Bak sinyal veriyorum arkadaşlar. Bir de derler ki Ferrari'ye sinyal koymamışlar. Ben sinyal veriyorum, siz hiç Ünal abinin sinyal verdiğini gördünüz mü? 6 sürttü bu arada. 6 değiyor ya, yapacak bir şey yok, araba çok alçak. Ama ben bu arabayla bu hareketleri yapmayacaksam ne anlamı var? Avcılar yol ayrımı neresi, burası mı? Bak şimdi yol ayrımına, girişime bak. Allah, yan yan gireyim mi? Bak frene bir dokunsam salacak arkayı bak. Fazla basamadım, korktum. Ayağı titreyen evde örgü örsün diyorlar ya arkadaşlar, o benim işte, o ayağı titreyen benim. Beni şu an patik örmeye gönderiyorlar eve. Avcılar yan yoldayım şu an arkadaşlar. Memur bey saygılar. Memur bey, bir alamet geldi diyor şu anda. Allah! Arka inceden bir kaydı sanki arkadaşlar, ona ne dersiniz? Of of of! Hayır, frene basma! Frene basma! Frene! Frene basma! Önün açık! Niye frene basıyorsun? Niye frene basıyorsun? Çaktırmayın arkadaşlar, evet ufak bir aksini yaşandı. Sizce hata kimde burada? Evet, adamı arkadan vurduk arkadaşlar. Tabii ki hatalıyız ama Allah rızası için bir şey sormak istiyorum size. Allah bize koskocaman 3 şeritli yol vermiş burada. Yani tabii ki Allah kaynakları yaratmış. Ülkemizde bu kaynakları kullanarak buraya bir yol hazırlamış arkadaşlar. Şimdi bu ana yolda, 3 şeridinde bomboş yolda niye frene basarsın? Bana bunun cevabını bir verir misiniz arkadaşlar? Niye frene basılır yani? Bir de şey var ya, böyle bomboş otobanda giderken sol... Ya sizin çıkacağınız yolun da, süreceğiniz arabanın da Allah cezasını versin, yeter ya. Yeter, bıktım ya, bezdim ya. Bezdim ya. Yeter vallahi, ömrümüzü yediniz ya. Bu kadar da olmaz kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya, Allah aşkına? Bunlara yazıklar olsun ya. Böyle otobanda giderken bir anda sol şeritte hızının fazla olduğunu hissedip frene basan abilerimiz oluyor ya. Ya dayı gözünü seveyim, zaten ayağını gazdan çeksen o araba hızını azaltacak ya. Niye frene basıyorsun otoban ortasına, değil mi? Ben bunlara çok ayar oluyorum. Gerçek trafikte de çok ayar oluyorum. Sessiz olun. Gereksiz fren kullanmayın. Hani trafikte hızlı gitmek ne kadar tehlikeliyse çok yavaş gitmek de tehlikelidir arkadaşlar. Benim düşüncem. Tecrübeyle sabittir yani. Arkadan vururlar anlarsınız. Bu arada bir şey diyeceğim. Neredeydi bizim gideceğimiz yer ya? Mekanı karıştırdık yine. Yine mekanı karıştırdık.
hayırlısı ve uğurlusu ile. Şurada sanayici Muhittin Usta var bizim. Sanayici Muhittin Usta'ya çekecek arabayı ama. Abi ben burada kırmızıda niye bekliyorum? Burada EDS yok ya. Burada EDS yok dayı. Anam ekran dondu lan. Oğlum yol kapalı. Haritada yol gösteriyor ileriye. Ya çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Evet geldik arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet burada ufak bir işimiz var. Buradan da sanayiye uğrayacağız. Bir girişimiz oldu. Evet, evet harika bir girişimiz oldu. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Sizin de cama vurduk ama ayıp olmamıştır inşallah. Arkadaşlar bir yanlayarak gireyim dedim olmadı. Her şeyim offside bu videoda yemin ediyorum. Neyse bir videonun daha burada sonuna gelelim. Ünal abinin görmemesi gereken bir video oldu yine arkadaşlar. Bizleri izleyen, destekleyen, bizimle olan, bizimle kalan. Herkese çok teşekkür ederim. Çıkmadan önce bir videoyu beğenmeyi, yorumlarda istemiş olduğunuz arabalar varsa belirtmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.